Arkadaşlar herkese merhaba. Bu defa deniz kampingdeyiz. Altınoluk ve Güre arasında kalan bir yer burası. Buradaki kamp alanını biraz sizlere anlatacağız. Hem çadır hem karavan hem de bungalov olarak değerlendirilen bir alan. Hem artısı hem eksisi neleri var neleri yok hepsine göz atacağız. Haydi buyurun. Evet arkadaşlar, kamp alanına giriş yapıyoruz şimdi. Az önce söylemiştim, Altınoluk ve Güre arasında kalıyor diye. Güre'ye 8 dakikalık bir mesafesi var. Altınoluk'la yine 8-9 dakikada gidebiliyorsunuz. Ulaşım rahat, herhangi bir sorun yok. İhtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Şöyle bir ufak tur attığımızda, pek çok kamp alanına göre küçük bir yer, bir defa onu söyleyeyim. Bu iyi tarafı çok fazla kalabalık olmaması. Bu bölüm otopark kısmı arkadaşlar, onu hemen söyleyeyim sizlere. Araçlarınızı buraya bırakıyorsunuz. Eğer içeride karavanınız varsa karavanınızın yanına aracınızı alabiliyorsunuz. Çeşitli konaklama imkanları var. Bunlardan bir tanesi bungalov, klimalı. Fiyatlarla ilgili yine işletme ile irtibata geçmenizde fayda var. Site üzerinden ulaşabilirsiniz. Zaten orada yine telefon numarasını da göreceksiniz. Bu bölüm yine otopark açıkçası. Araçları burada bırakıyorsunuz. Yani zaman zaman biraz yoğun olabiliyor ama o da tabii ki yine misafirlerin geliş gidiş zamanlarıyla alakalı bir şey arkadaşlar. Onu da hemen söyleyelim. Buradan sağ tarafa doğru kamp alanı başlıyor. Karavan ve çadır kamp alanına doğru gidiyoruz bu noktada. Eğer kendi aracınız varsa tabii ki yine karavanınızın yanına bırakabiliyorsunuz. Onu hemen söyleyelim. Sağ tarafta çadır bölümü, sol tarafta karavan bölümü. Karavanlar için enteresan bir detay da yapmışlar. Bahçe alanınız var efendim. Yani karavanınızı size ait, size özel bir bahçe alanına koyuyorsunuz. Ön tarafta böyle masanızı, sandalyenizi çıkartabiliyorsunuz. Sağ tarafta yine çadır ve yine karavanlar var. Karavanlarda iki türlü bir ücret alınıyor. Biri deniz kenarında, yani şu an sol tarafta gördükleriniz biraz daha pahalı. Sağ tarafta arkada olanlar var. Onların fiyatları biraz daha düşük, öyle söyleyeyim. Genel olarak aile ortamı söz konusu. Burada az sayıda kamp yapan insan var ve genel olarak da yine birbirlerini tanıyorlar. O yüzden çok güzel sohbetler çıkıyor. Bazen çok güzel akşam eğlenceleri de olabiliyor. Buzdolabı konusunda yeterli, onu hemen belirtelim sizlere. Muhtelif yerlere buzdolapları konmuş durumda. Mutfağı var. Duş ve tuvalet sayıları biraz yetersizmiş gibi görünüyor esasında. Fakat hiç sıra falan beklemiyorsunuz, onu da söyleyeyim size. Gayet güzel ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Ve temizlik konusunda dikkatliler. En azından bizim kaldığımız zaman için söyleyeyim. Ve yoğun bir dönemdi Ağustos 2023. Buna rağmen yine de oldukça dikkatliler bu konuda. Hijyen anlamında bir sorun görmedik burada. İşte burası, sol taraf yine karavanlar var. Dediğim gibi bakın, bahçeler var. Bütün karavanlar için bahçe ve hatta içerisine dolabınızı koyabiliyorsunuz. Çadıra gelenler, sezonluk gelenler de var. Onlarla tanıştık. Gelip 2-3 ay kalıyorlar burada. O da işin diğer bir güzel tarafı. O yüzden dediğim gibi az önce, insanlar birbirlerini tanıyor. İnsanlar birbirleriyle daha rahat iletişim kuruyorlar. Yani açıkçası daha samimi, daha sıcak bir ortam sizleri bekliyor deniz kampingde. Evet, burası kafeterya bölümü dediğimiz gibi. Fiyatlar dışarısını hiç aratmıyor. Şöyle geçtiğiniz zaman buradan günlük ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz. Tosttur, yiyecektir, börektir vesaire, bunları dışarı çıkmanıza gerek kalmıyor. Şöyle gittiğimiz zaman burası deniz kampingin sahil alanı. Bugün hakikaten çok sakin. Sebebini ben de bilmiyorum. Ya hafta arası olduğu için. Şunu hemen söyleyelim. Burada tabii deniz ayakkabısıyla gelmenizde fayda var arkadaşlar. Ayağınıza kestane batabiliyor zaman zaman. Bunun için de yine şöyle minik bir iskele koymuşlar buraya. En azından taşlık bölümü böyle atlatabiliyorsunuz. Burası şezlongların olduğu yer. Buraları da gözleyelim ama benim en çok beğendiğim yerlerinden biri
bu şezlong alanı oldu. Bir hem yeşillik hem öyle tıklım bıklım, normalde kalabalık zamanda da çok aşırı bir kalabalığı yok. Şu an bomboş. Saat olarak da henüz daha sakinler pek gelmedi. Burası da şezlong bölümü. Özellikle bir ağaç altı bulduğunuz zaman çok daha keyifli oluyor. Evet, deniz kampingdeydik. Esasında bu videoyu çok daha geniş kapsamlı hazırlamayı planlamıştık. Şöyle ki Hasanboğulu'ya gitmeyi planladık. Gittik ama oradaki yol durumundan dolayı, yani trafiğin bu kadar sıkışık olabileceğini düşünmemiştim ben ve giriş yapamadık. Maalesef dönmek zorunda kaldık. Yol çok dar. İlk defa gidecek olanlar için söyleyelim. Yol çok dar. Gidiş geliş çok problem. İkinci bir araç çıktığı zaman büyük bir sorun yaşıyorsunuz. Organizasyon konusunda maalesef eksiklikler olduğu için bu da trafiğe yansıyor. Park sorunu çok fazla var orada. Oradan çıkıp dedik ki şöyle bir Adatepe'ye gidelim. Adatepe'ye gidebildik gerçi. Orada sorun yok ama Zeus'un altarını çekmek istedik size bir de. Hem oradaki manzarayı da göstermek istedik. Ama ve lakin mevsim olarak şu an giriş yasağı var. Gerçi önceki yıl biz geldiğimizde altara çıkmıştık, bir problem yoktu ama şu an sanıyorum mevsim anlamında bir problemden dolayı, yani yangın korkusundan dolayı bir engelleme durumu söz konusu. Oraya da gidemedik. Bu iki yeri de göstermek istemiştik sizlere. Videoyu da o şekilde çekmek istemiştik ama maalesef olmadı. Yani kapılarına kadar gittik, kapılarından döndük açıkçası. O yüzden sadece kamp alanıyla sabit tutuyoruz. Umuyoruz beğenmişsinizdir. Şöyle söyleyeyim, çok büyük beklentiniz yoksa eğer çok rahat dinlenebileceğiniz bir yer. Sakin bir yer. Biraz daha böyle bir aile havasının olduğu bir yer ki işletme çalışanları da benzer şekilde ilgi gösteriyor. Onun dışında çok lüks arıyorsanız, dediğim gibi mesela bir akşam yemeği durumu yok ya da yemek durumu yok. Onun için ya dışarı çıkıyorsunuz ya da mangal alanından faydalanıyorsunuz. Ama atıştırmalık anlamında tosttur, kahvaltıdır falan, bunlarla ilgili herhangi bir sorun yok. Fiyat olarak gayet uygun. Kafeterya fiyatı da gayet uygun. O konuda da dışarısında aramıyorsunuz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videoda yeni bir yerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.